Arkadaşlar merhaba. Birinci oyun ödev testine bakacağız. Birinci soruda aşağıdaki ifadelerden hangisi önerme değildir diyor. Önerme neydi? Önce onu söyleyelim. Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildirecek arkadaşlar. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ona takılmayacağız. O doğruluğun, önermenin doğruluk değeriyle alakalı bir durum. Biz şimdi kesin hüküm bildiriyor mu, bildirmiyor mu ona bakacağız. A şıkkında diyor ki 1 yıl 366 gündür. Yanlış ama kesin bir hüküm bildiriyor. Yanlış olduğunu söyleyebiliyorum yani en azından. Yüz ölçümü en büyük ilimiz İstanbul'dur. Yanlış, Konya olacaktı ama kesin bir hüküm veriyor ki yanlış diyebiliyorum. İki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Bu da iki basamaklı en küçük asal sayı 10, doğru zaten. Asal 11'dir gerçekten de. Bu da kesin bir hüküm veriyor. Dün sinemaya gittin mi? Soru cümleleri, ünlem cümleleri belirtmeyecektir arkadaşlar. Gittim mi? Gittim, gitmedim. Yani bu soru bir cümlesi. Kesin bir hüküm bildirmediği için bu bir önerme değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. En küçük doğal sayı 1'dir. Bu da bir önermedir. Yanlış 0 olacaktır ama önermedir. Olmayanı sorduğu için cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci soruda aşağıda verilen önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? Bu sefer doğru olan önermeleri tespit edeceğiz. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur. Evet doğru. Bir doğruluk değeri 1. Evet. En küçük asal sayı 2'dir. Bu da doğru arkadaşlar. Bunda doğruluk değeri 1. Şurada işlem yapmamız gerekiyor. Eksi 2'nin karesi 4. Büyüktür. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Bu da doğru arkadaşlar. Eşkenar üçgenin iç açıları birbirine eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Hepsi 60'ar derecedir. 1 bölü 5 bir tam sayı değildir. Bu da doğru. Dolayısıyla hepsi doğru. Burada 5 tane önemli olduğu için cevabımız 5 yani E şıkkı oluyor. Devam edelim. Üçüncü örnekte yukarıda verilen önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İsterseniz öncelikle doğruluk değerlerini bulalım. 4'ün karesi 16 eşittir. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti o da 16. Dolayısıyla bu P önermesi denktir 1 diyebiliriz. Dünyanın uydusu güneştir. Yanlış. Ay olacaktı. Q önermesi yanlış oluyor. Eksi 4 bir doğal sayıdır. O da yanlış. R denktir. 0 diyebiliriz. Şimdi bakalım P Q'ya denk mi? Hayır değil. Q R'nin değiline denk mi? Q ile R denkti. O yüzden değil. P'nin değili 0. R'nin değili de 1. Yanlış oldu arkadaşlar. Denk değildir yani. Q ile R evet birbirine denktir. İkisi de sıfır arkadaşlar. P denktir R yanlış oluyor. Bir tanesi doğru bir tanesi yanlış. Devam edelim. Dördüncü örneğimizde olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri birdir demiş. Şimdi öncelikle P'nin Q'nun doğruluk değerlerine bakalım. 2 ile eksi 3 çarptım. Eksi 6. Küçüktür 10. Bu doğru. P denktir 1. Birbirinden farklı iki asal sayının toplamı en az 4'tür demiş. Yanlış oluyor arkadaşlar. Mesela 2 ile 2'yi alırsan toplamı 4 olur ama farklı dediği için 2 ile 3'ü alsak en az 5'tir. Dolayısıyla Q denktir 0 diyebiliriz. P 1'e denk oldu. Q 0'a denk oldu. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? 1 ve 0 oluyor. Denktir. Sıfır oluyor arkadaşlar. A'yı eledim. P'nin değili zaten sıfır. Eledim. P ve Q'nun değili. 1 ve Q'nun değili de 1. 1 ve 1 1 olacağından doğruluk değeri 1 olan sorduğu için cevabımız C oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı C. Bu da Q'ya denktir arkadaşlar. Sıfır oluyor. P'nin değeri 0 ve Q 0. Bu da 0 oluyor. Yani hepsi sıfırken C şıkkı 1'e denk oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci örnekte aşağıdaki ifadelerin hangisinin doğruluk değeri 1'dir demiş. 1'in değeri 0, 0 veya 0 denktir 0. Bunu eledik arkadaşlar. B'ye bakalım 0'ın değeri 1 veya 1'in değeri veya 0. 1 veya 1, 1'dir arkadaşlar. Onun değeri de
Sıfır olacaktır. Sıfır veya sıfır daha sıfırdır. Bunu da eliyorum arkadaşlar. Bir veya bir birdir. Bir veya sıfır değil de bir. O da denktir. Bir. Hangisinin doğruluk değeri birdir dediği için cevabımız Ceyhan. İsterseniz yine de diğer şıklara bakalım. Sıfır veya sıfır sıfır. Onun değerinin değili. O da denktir. Sıfır oluyor arkadaşlar. Bunu eledim. Geldik E şıkkına. Sıfır veya sıfır sıfır veya. Burada da parantez önce sıfır veya sıfır oluyor arkadaşlar. Sıfır veya sıfır sıfır. Yani en sonunda da yine sıfır veya sıfır. Sıfırı elde ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Altıncı soruda aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır demiş. A şıkkına baktığımızda 1 ve 1 geliyor. Oradan da 1'e denktir. 0 veya ve 0 sıfırdır ama onun da değil olduğundan 1'dir arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda 1 ve 1, 1. Dışarıda da bir tane V bağlacıyla bağlanmış 1 var. Bunun da sonucu 1'dir. D şıkkına baktığımız zaman 0 ve 0'ın parantez değili o da 0'ın değilinden 1'dir. Geldik şimdi E şıkkına. Böyle parselleyelim isterseniz. 1 ve 0'ın değili 1 ve 1 olmaz mı arkadaşlar? 1 ve 1, 1'dir. 1'in değili ve 1. 1'in değili 0 ve 1'den. Bir tane bile 0 varsa V bağlacında sonuç 0 olacaktır. Bize de doğruluk değeri 0 olanı sorduğu için cevabımız E'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz ödev testi 2 ile. İlk soruda önermelerin değilleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bir gün 24 saattir P önermesi bir gün 24 saat değildir olması lazım arkadaşlar. 12 saattir, 13 saattir bunları söyleyemeyiz. Değildir olacak yani. 24 saat değildir. Şuradaki gibi. Evet. Bir gün 24 saat değildir. B ve C şıkları P'nin değilini doğru vermiş. 48 saat değildir. Yanlış arkadaşlar. A ve D'yi eledim. Bir gün 24 saat değildir. E şıkkı da olabilir. P için, P'nin değil için. Doğru olanlar B, C ve E şıkkı. X sayısı 5'ten büyüktür. Bunun değil arkadaşlar. Küçük eşittir olması lazım. Öyle değil mi? Büyük değildir ne demek? Küçük veya eşit demek arkadaşlar. 5'ten küçüktür. Eşitliği almamış. O yüzden bunu eliyorum. X sayısı 5'e eşit veya 5'ten küçüktür. Küçük eşit. Evet bu yani. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. X sayısı 5'e eşittir ama 5'ten küçük de olabilir. Dolayısıyla E şıkkını eliyoruz. Cevabımız C. Devam edelim. İkinci soruda n artı 3 tane farklı önermenin birbirine göre 32 farklı doğruluk durumu olduğuna göre en farklı önermenin birbirine göre kaç farklı doğruluk durumu vardır? Bir defa en farklı önermenin birbirine göre 2 üzeri n tane doğruluk durumu vardır. Bize 2 üzeri n soruluyor. Öyle değil mi? N artı 3 tane farklı önermenin de 32 tane olduğuna göre yani 2 üzeri n artı 3 eşittir 32. Yani 2 üzeri n artı 3 2'nin hangi kuvveti 32'dir arkadaşlar? 5. kuvveti. Demek ki 2 üzeri n artı 3 de 2 üzeri 5'e eşit. N artı 3 5 olması gerekmez mi bu durumda? N artı 3 5 ise n'e de buradan 2 kalıyor arkadaşlar. Götürüyorum buradaki 2'yi de buraya yerine yazıyorum. 2'nin karesi sorulmuş bize. O da 4'tür. Cevabımız Ceyhan oluyor. Devam ediyorum. Üçüncü örnekte aşağıdaki denkliklerden hangisi yanlıştır demiş. İşte V bağlacının özellikleriyle alakalı bir soru. P ve P'nin değili sıfıra denktir demiş. Doğru arkadaşlar çünkü bunlardan biri doğru biri yanlış olacaktır. Bir tane bile yanlış varsa V bağlacından sonuç sıfıra denktir. Şimdi B şıkkına bakalım. P ve sıfır. Bir tane bile sıfır varsa sıfır değil mi arkadaşlar? Sıfır. P ve 1. 1 olduğu için 1 olabilir ama P'ye bağlı. P 1 ise 1. P 0 ise 0'dır arkadaşlar. Dolayısıyla P'ye bağlı. Şimdi en nihayetinde şöyle bir durum ortaya çıktı. 0 ve P denktir 1.
0 ve P 1'e denkse, bir tane bile 0 varsa bu yanlış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar 4. soruyla. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir denmiş. Şimdi P veya 0 P'ye bağlıdır arkadaşlar. P 1 ise 1 olacaktır sonuç. 0 ise 0 olacaktır. Dolayısıyla P'ye bağlı. Şimdi P veya P'nin değili. Şöyle parantezin içerisinde kaldı. Ve Q. P veya P'nin değili 1 olacaktır arkadaşlar. Çünkü bunlardan en az bir tanesi 1'dir. Veya bağlacında da 1 varsa sonuç 1 olacaktır. 1 ve Q. 1 ve Q'da da sonuç Q'ya bağlı olacaktır. Çünkü Q 0 ise 0, Q 1 ise 1 olacaktır. Dolayısıyla en sade halini ben Q olarak buluyorum. Cevap Bursa. Devam edelim. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir denmiş. Şimdi burada arkadaşlar veya bağlıcı var içeride de dışarıda da. Şimdi ben birleşme özelliği, değişme özelliğini kullanırsam. Mesela öncelikle şu parantezin içini değiştirebilirim. Değişme özelliği var. Q'nun değili veya P. Veya P'nin değili. Şimdi birleşme özelliğinden dolayı şu parantezin yerini değiştirsem. Q'nun değili veya P veya P'nin değili. Şimdi P veya P'nin değilinde bir tanesi 1, bir tanesi 0 olacağından bir tane bile 1 varsa sonuç 1 olmaz mı? Q'nun değili veya 1. Bu da veya bağlacında da bir tane bile 1 olduğu için sonuç 1 olacaktır. Cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Geldik 6. alıştırmamıza. Denkliklerinden hangileri doğrudur? P, Q, R birer önerme olmak üzere demiş. P veya R denktir. R veya P. Veya'nın değişme özelliği var. Doğru. P veya Q veya R. P veya Q veya R. Burada da birleşme özelliğini uygulamış. Bu da doğru. P veya P. Bakalım burada. P veya P bir tek kuvvet özelliğinden P'ye denktir arkadaşlar. Ve P'nin değil. Bunlardan biri doğru, biri yanlış olacağına sıfıra denk olduğunu söylerim. Çünkü bağlacım ve burada ise 1'e denk olduğunu söylemiş. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ödev testi 3'e geldik. İlk alıştırmada. Demiş ki olduğuna göre PQR önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi V bağlacını kullanmış ve 1'e denk olduğunu söylemiş. Demek ki ikisi de 1 olması lazım arkadaşlar. P'nin değili de 1'e denk olacak. Q da 1'e denk olacak. Bu durumda P 0 oldu öyle değil mi? P 0'a denktir. Şimdi Q'yu 1 olarak bulmuştuk zaten. Q'nun değili 0 veya R denktir 0 demez miyiz? Şimdi veya bağlacında sonucun 0 olması için ikisinin de 0 olması lazım. Yani R önermem de 0'a denk bir önerme olması gerekiyor. PQR'yi sırasıyla söyleyecek olursak 0, 1, 0. 0, 1, 0 da C şıkkında mevcut arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıda verilen doğruluk tablosuna göre A artı B artı C artı D ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi iki tane önermeye göre doğruluk tablosu oluşturulmuş. 4 tane satır var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. İşte Q'nun değilini yazmış. Burada P ve Q'nun değili. Şimdi P ve Q'nun değili 0. 1 ve 0, 0. 1 ve 1, 1 değil midir arkadaşlar? B'yi bulmuş olduk. İşte 0 ve 0, 0'dır. 0 ve 1 sıfırdan olacaktır arkadaşlar V bağlacıyla bağlandığı için. Şimdi geldik şu son sütunu bulmaya. P ve Q'nun değerini biz burada bulmuştuk. Bunu bir de P ile bağlayacağız. 1 neyle bağlayacağız veya bağlayacağız. 1 veya 0 1 olacaktır arkadaşlar. 1 veya 1 1 diyor. 0 veya 0 sıfır olacaktır. Ve sıfır veya sıfır sıfır tutuyor. Tamam. Bu yazıyor zaten. Yapmaya gerek yok. Dolayısıyla ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi buldum. A 1'di arkadaşlar.
B de 1'di. C 0'dı. D de 0'dı. Toplamları da 2 diyor arkadaşlar. Cevabımız C oluyor. Devam edelim. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Öncelikle şunu yapıyorum arkadaşlar. P veya P tek kuvvet özelliğinden P'ye denkti. Veya P'nin değili. Böyle parantezi yazdım. Veya Q. Şimdi arkadaşlar P veya P'nin değili. Bunlardan en azından bir tanesi 1 olduysa sonuç 1'dir. 1 veya Q'ya döndü olay. Veya bağlacında da bir tane bile 1 varsa sonuç 1'e denktir. Cevap C şıkkı oluyor. Devam edelim. Dördüncü örnekte yukarıdaki doğruluk tablosuna göre A artı B artı C artı D ifadesinin değeri kaçtır? Yine tabloda verilmeyenleri bulacağız. Sonuca ulaşacağız. P, Q, P'nin değili verilmiş zaten. P'nin değili veya Q. Yani şu iki sütuna bakacağız. 0 veya 1, 1'e denktir. 0 veya 0, 0'a denktir. 1 veya 1, 1'e denktir. 1 veya 0, 1'e denktir arkadaşlar. Bir de P'nin değili ve Q'ya bakacağız. Bu sefer V bağlacı ile bağlayacağız bu iki sütunu. 0 ve 1, bir tane bile 0 olduğu için 0'a denktir. 0 ve 0, 0'a denk. 1 ve 1, 1'e denk. 1 ve 0, 0'a denk. Dolayısıyla hepsini bulmuş olduk yine. A 0'a denktir. B 1'e denktir. C 0'a denktir. D de 1'e denktir. Bunların toplamı da 2'dir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı da C şıkkı oluyor. Devam edelim. Olduğuna göre bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Şimdi veya bağlayıcıyla bağlanmış bir bileşik önerminin sıfıra denk olduğu söylenmiş. O zaman hem P'nin değili sıfırdır hem de Q sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla P'nin ben buradan bir olduğunu söyleyebilirim. Şimdi götürüyorum burada yerine yazacağım. Sonra işim çok kolay olacak. P ve Q'nun değerini isterseniz direkt yazalım arkadaşlar. Sıfırın değeri birdir. Arada veya var. P'nin değeri sıfırdı. İlk önce onu bulmuştuk zaten. Ve Q da sıfır arkadaşlar. 1 ve 1 1'e denktir. Veya 0 ve 0 sıfıra denktir. 1 veya 0 da bir tane bile 1 olduğu için veya bağlacında 1'e denktir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Geldik ödev testindeki son örneğimize. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir denmiş burada. Şimdi bakıyorum P veya Q'nun değili. P'nin değili ve Q. Aslında arkadaşlar bak bunlar birbirinin tam tersi. P var, P'nin değili var. Veya var, V var. Q'nun değili var, Q var. O zaman ben bir tanesini, yani birinciyi aynen yazayım şöyle. Araya V'yi koyayım. Bu da bunun değili değil midir arkadaşlar? Yani P veya Q'nun değilinin değili değil midir? Gerçekten de De Morgan uygulandığında bunu elde ederiz arkadaşlar. Şunu elde ederiz arkadaşlar. Yani buna De Morgan uygulandığı zaman şunu elde etmez miyiz? Yani burada bir R önermesi varmış gibi düşünürsem bu da R'nin değil olur. Buna R diyeyim ben arkadaşlar. Diyelim ki bu R önermesi. Burası da R'nin değil değil midir? Arada da V bağlacımız var. Öyle değil mi? Bir önerme ve değili V bağlacıyla bağlanırsa sonuç sıfıra denk olur. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek dileğiyle.